Günün güzel konusu. Müminler boş ve yararsız şeylerden muhakkak yüz çevirirler. Bu da nasıl olur? İnsanın vicdanına başvurmasıyla bu seçilebilir. Çünkü nedir? Müslümanın yapması gereken ahireti için olabilecek en akılcı davranışta bulunması ve Allah'ın rızasına en uygun olan hareketi yapmasıdır. Böyle bir seçime başvurduğu zaman da zaten boş ve yararsız olan şeyden doğrudan zaten yüz çevirmiş olur. Tabii ki. Hiçbir şekilde öyle şeylerle vaktini kaybetmez. Çünkü Müslüman dünyadaki vaktinin çok kıymetli olduğunu bilir. Süresini dünyada yaşayacağı o kısacık ömrü çok iyi değerlendirmesi gerektiğini bilir ve buna göre ömrünü şekillendirir. Tabii ki diğer insanlar gibi güler, yemek yer, dans eder, gerektiğinde müzik dinler, her türlü şeye tabii ki vakit de ayırır. Fakat bunlara kendini kaptırıp bütün vaktini, bütün ömrünü bu tip şeylerle geçirme şeklinde değil, Allah'ın rızasının en çoğu neredeyse bütün emrini, bütün ömrünü bu vakitle geçirme şeklinde düşünür. Yani vaktini hep Allah'ın rızasının en çoğuna göre ayarlayarak geçirir Tabii inşallah. Didemciğim, senin de söylediğin gibi müminin tüm hayatı bir amaç üzerinedir ve o amaç inşallah yaptığı tüm işlerde, hayatına devam ettiği tüm anlarda Allah'ın rızasının en çoğunu aramaya yönelmelidir bir Müslüman. Bir insan arabalar hakkında çok uzun saatler boyunca sohbet edebilir arkadaşıyla. Fakat orada öncelikli olan Allah'ın rızasının en çoğunu arayıp kendisine fayda getirecek, Müslüman alemine fayda getirecek konulardan bahsetmesidir. Onun için insanın vicdanını kullanarak önceliklerini ona göre belirlemesi gerekir. Öncelik Allah'ın rızasının en çoğunu kazanmak, cennete layık olabilecek bir insan haline gelmek, güzel ahlakı tüm Müslümanlara örnek gösterilebilecek güzel ahlakta bir insan olmak. Onun için insanın önceliklerini buna göre belirlemesi gerekir. Tabii onun için de Müslümanlar dinin ve Müslümanların menfaatine olmayan konulara ne uzun süreli vakit ayırırlar ne de bunların içine dalıp kendilerini kaybederek boş şeylerde böyle sürüklenirler. Müslüman her zaman dinin ve Müslümanların faydasına olacak olan konu neyse bunlara yönelir, bunların üzerinde odaklanır ve vaktini gerçekten Allah'ın rızasını işte kazanabileceğini düşündüğü, en çoğunu kazanabileceğini düşündüğü bu konularda hep aklını çalıştırarak, vaktini değerlendirerek hem fiziki hem akli olarak gücünün yettiği son noktaya kadar bu konular üzerinde yoğunlaşarak vaktini geçirir. Allah bir ayetinde Müslümanların boş ve yararsız sözle karşılaştıkları ki tavrının nasıl olması gerektiğini şöyle bildirir. Şeytanı Allah'a sığınırım. Kasas suresi 55. ayet. Boş ve yararsız olan sözü işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim yapıp ettiklerimiz bizim, sizin yapıp ettikleriniz sizindir. Size selam olsun, biz cahilleri benimsemeyiz derler. İşte Müslümanlar hiçbir zaman vicdanını ve aklını kullandıkları konularda taviz vermezler. Hiçbir zaman o konularda gevşekliğe kapılmazlar ve her zaman kararlı olup bu tip konulardan, boş olan şeylerden yüz çevirirler inşallah. İnşallah. Müslümanların bir diğer güzel özelliği de hayatları boyunca sözün en güzelini söylemeleridir. Çünkü Allah Kur'an'da şu şekilde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. İsra suresi 53. ayette. Kullarıma sözün en güzel olanını söylemelerini söyle. Çünkü şeytan aralarını açıp bozmaktadır. Şüphesiz şeytan insanın açıkça bir düşmanıdır. Onun için bir Müslümanı düşünelim, tüm kardeşlerine, tüm insanlara sözün en güzeliyle yaklaşan bir insan. Müslüman olmayanlara da o güzel ahlakıyla, gösterdiği sevgi dolu ahlakıyla, sevgi dolu sözleriyle de onların imanına vesile olabilir inşallah. Tabii sözün en güzelini de yine vicdanına başvurarak seçtiği için Müslüman zaten. Mesela ne olursa olsun deyip aklına ilk gelen sözü sarf etmez veya karşı tarafı incitecek bir söz söylememeye çok özen gösterir. Her zaman sözün en güzelini karşı taraf en onarı edecek, Müslüman kardeşini sevindirecek, ona bir uyarı dahi yapıyor olsa onu en çok gururlandıracak ve hoşuna gidecek şekilde kelimeler seçer. O tip ifadeler kullanmaya çalışır ve hep vicdanını kendisine yönlendirmesi şeklinde konuşur. Yani hiçbir zaman boş bir söze de gerek olmaz. Onları uzun sürede dalmaz ama karşı tarafı da her zaman memnun edecek şekilde konuşmaya çalışır inşallah. İnşallah.